Kesinlikle. Ya gelin arkadaşlar oturalım bir. Kesinlikle. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İstanbul'da partisinin Sancaktepe İlçe Başkanlık Binası açılışının öncesinde geri dönüşüm atık toplayıcılarını ziyaret etti. Damdan düşen diye bir tabir var biliyorsunuz. Damdan düşen değil mi? Siz işin içindesiniz. İşin içindesiniz. Ha? Genel Başkan Babacan işçilerin sıkıntılarını dinledi. Babacan atık yönetiminin önemini vurguladı. Kesinlikle. Ya kesinlikle. Gelin arkadaşlar oturalım bir, kesinlikle. Bir konuşalım. Kesinlikle. Sizin derdiniz nedir? Her gördü. Ben sordum değil mi? Siz olsanız ne yaparsınız diye sordum. Her gördüklerini çekçekleri alıp belediye arabasına attılar. Şimdi damdan düşen diye bir tabir var biliyorsunuz. Damdan düşen değil mi? Siz işin içindesiniz. İşin içindesiniz. Ha? Bizi sadece büyükşehir seçiminde çağırdılar. Topladılar. Hangi taraf topladı? Yok. Valilik mi? Burada topladılar. Belediye başkan yardımcısı. Tamam, valilik mi topladı, İmamoğlu mu topladı? Yok. Parti, yok. Yine AK Parti. AK Parti. Biz zaten milletvekilleri geldik. Biz milletvekilleri aradık. Hatta bir tane İç Anadolu'nun bir tane milletvekili telefon numarası yanlışlıkla rehberimde oldu, artık çevirdim oldu. Kendisini aradım, dedim müvekkilim benim bir sorunum var, dedim biz böyle bir sorun yaşıyoruz. Dedi Urfa'daki müvekkilinizi arayın. Eğer ben notere gitmeden A şehrinden, B şehrinden ben vekaletimi sana veriyorsam, hürriyetimi, oyumu sana veriyorsam, milletvekili nedir? Vekilen beni temsil ediyorsun ama ben notere yazılı bir imza sürgüsünü vermedim. Sadece bir pusulanın altına mühür bastım. Beni temsil ediyorsan, ben seni arıyorsam değil, İç Anadolu'nun, İstanbul'un, nerenin bir milletvekili olursa olsun, Erzurum, benim telefonuma cevap vereceksin, benimle konuşacaksın, 5 dakika da olsa. Bana kullandığı kelime şudur, müvekkilinizi arayın, Urfa'daki. Mahmut, zaten anayasaya göre de bütün milletvekilleri, bütün Türkiye'nin vekilidir. İl vekili değildir, Türkiye'dir. Daha da ismini de deftere yaptım, işte hangi milletvekilidir, defterimde de var yani. Ya milletvekillerimizi aradık, kimse sesimize cevap vermedi. Valilikten randevuyu talep ettik ve taleplerimizi kabul etmedi. Ümraniye Belediye Başkanı'nda randevuyu talep ettik, taleplerimizi kabul etmedi. 23 Haziran'da sizi toplayıp Binali Bey'e oy mu verin dediler? Yedi büyük şehre verin. Mehmet Emin Bey. Bilmiyoruz onu işte. Oy mu verin dediler, vermedi. Bizi en iyi yöneten, bizim haklarımızı en iyi gözeten kişiye biz oyumuzu vereceğiz. Her daim biz buna razıyız.